insan kavun seçemez. Seçen de var, seçemeyen de var tabii. Bu kavun, iyi bir kavun seçmek istiyorsa ilk önce kavunun desenine bakacağız. Yani kavun desenini almış mı, güneşi yemiş mi, yani gerekli olduğuna gelmiş mi? Ondan sonra kavun elini aldığı zaman bir ağırlık hissettirir zaten. Elinde bir ağırlık yapar. Bu kavun sulu, tatlı ve sulu bir kavun. Genelde böyle seçilir. Yani çok yumuşağı da işi artık geçmeye başlamıştır. Yani sertliğine dikkat edeceğiz. Desenine ve kavunun ağırlığına dikkat edeceğiz. Bazı insanlar kavunu böyle bastırarak, parmaklayarak. Bu doğru bir seçim değil. Niye? Sen bunu bastırıyorsun, almadığın zaman o akşamına eziliyor. Onu. Hasar görüyor kavun. Yani senden sonraki alırsa bunu, aldığı zaman evinde tabii iyi bir şey alamaz. Gözünle seçersin ilk önce, desenini aldın. Elini de alırsın. Eğer ağırlığı, güzel bir ağırlığa ulaştıysa bu kavun ideal bir kavundur. Bir de bunu hani alır almaz sıcak değil de, dolapta biraz soğutup yerseniz, karpuz kavun için mesela, daha güzel verim alınır. İyi bir karpuz, ses sistemine bağlı. Bunu eline aldığı zaman, karpuzu tıkladığınız zaman bir lop lop ses geliyorsa bu artık geçme aşaması. Yani işi artık çekirdekleri bırakmışsın, geçmeye başlıyor. Tok ses vermesi lazım. Deseni de güzel olması lazım. Gene aynı onun da gibi. Olduğu yani kavundaki gibi. Karpuz koyudan büyümeye başlıyor. Güneşi gördükçe desenleri açılmaya başlıyor. Açıldıkça olgunlaşıyor. Açık renkler daha fazla oluyor. Yanık renk olmayacak. Mesela güneş yanı dediğimiz yanmış karpuzlar var. Bunlar da geçiktir. İçleri artık geçmeye başlamıştır birçoğunu. Dediğim gibi deseni güzel, orijinal bir desen, güzel bir ses. Karpuzda olay budur. Gündüzce altı mesela genelde sesine bakarak seçer. Desene bakmıyor hiçbiri. Hepsi sesine bakar. Ben hem desenine hem sesine bakarım. Müşterime de öyle veriyorum. Bu zamanla temiz verilir. Yani hemen hemen kelek karpuz olmaz. Bu sefer çok yanıklar olur, geçikler olur daha çok. Karpuzun en başlarında bu sese dikkat etmek lazım. Çünkü en başta tabii yeni mahsul olduğu için çok kelek çıkabiliyor. Bunu da tabii ustasından alırsanız bir sıkıntı çekmezsiniz. Abi siz yok musunuz?